Evet sevgili dostlar sponsorlarımızın katkısıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. İsmail Kartal tarihe geçti. Fenerbahçe'de İsmail Kartal rüzgarı esiyor. 1983-1993 yıllar arasında tam 10 yıl boyunca sarı lacivert formayı giyen, futbolculuk kariyeri sonrasında ise teknik direktörlüğe başlayan tecrübeli futbol adamı sezon başında 3. kez Fenerbahçe'nin başına getirildi. Ve Üçüncü kez İsmail Kartal geldiğinde taraftarın hepsi şunu söylüyordu. Abi bırakın istediği adamları alın. Ya bir kez de istediği adamlar gelsin bir de öyle bakalım diye herkesin temennisi bu şekildeydi. Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın görevine son verilmişti ve Ersun Yanal'ın yardımcısı olan aynı zamanda 4 yıldır takımda yardımcı antrenörlük yapan İsmail Kartal birdenbire A takımı almıştı. O sezon 3 puanla şampiyonluğu kaçırdılar. Elimizden aldılar. Çalıp elimizden çalıp başkasına bir nevi hediye ettiler. Çünkü meşhur kurşunlanma olayı, meşhur viyadük olayı malum. Sonrasında bir sonraki sezon teknik direktörlüğe Vitor Pereira getirdi. Her ne kadar ilk yılda şampiyonluk yaşayamasa da 18 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalayıp sadece 3 puanla zaferi kaçırmıştı. Kaderin cilvesi 2021-22 sezonunda yine önüne geldi. İlginç bir tesadüftür ki bu kez Vitor Pereira'nın yerine o getirildi. Tesadüf demeyelim tevafuk diyelim. Ligin ikinci yarısında takımı devralan İsmail Hoca bu kez de 18 maça çıkıp 2-28 gibi yine çok yüksek bir ortalama yakalamış. Ve takımı iyi bir yola sokmuş. Bu kez de Trabzonspor'un ardından ligi ikinci bitirmişti diyor. <laughs> o sezon Trabzonspor'un da şeyi malum. Ancak camiada İsmail Kartal daha önce gelse şampiyon olur muyduk? Soruları hep akıllardaydım. Yani adeta kurtarıcı olarak çağrıldı. Sonrasında Başkan Ali Koç biraz taraftarın biraz camianın da baskısıyla kimsenin tartışamayacağı Jorge Cessu takımın başına getirdi. Ve Galatasaray'ın ardından yine Fenerbahçe ligi ikinci tamamladı. Her ne kadar da Galatasaraylılar Hani bir şeylerin üstüne yemin edip hakemler yıllardır Fener'i kolluyor, şampiyon yapıyor dese de görüldüğü üzere yani Fenerbahçe kıl payı kıl payı şampiyonluklar kaçırıyor. Bir de bu seneye bakalım. Aslına bakarsanız şöyle bir şey ekrana getirmek istiyorum arkadaşlar. Bakın 2018'de başlamış. 2.28 ancak bu sene tamamen kendi takımı. Yani kendi kurduğu takım. Sıfırdan aldığı takım baştan itibaren yani 2014 15te kendi takımıydı. Hayır değildi. 2014-15'te transfer dahi yapılmadı. Bakın arkadaşlar ekrana iyi bakın diye almıyorum. 20 Süper Lig maçında 2.65'lik inanılmaz bir istatistik ve gümbür gümbür geliyor. Öte yandan Süper Lig tarihinde Fenerbahçe'nin başında en yüksek galibiyet yüzdesi %71. Puan ortalaması 2.33 yakalayan Türk Teknik Direktörü de İsmail Kartal oldu. Ve tarihe geçti şu istatistiklerle. Şimdi ben burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Sezon başladı arkadaşlar. Daha doğrusu başlamadı. Ben size dedim ki arkadaşlar ya içimden bir ses diyor ki 20 maçta 17 galibiyet, 2 beraberlik, bir mağlubiyet alacağız. Hemen şunu soracaksınız hocam, mağlubiyet Galatasaray'a karşı mı? Yok, Galatasaray'a karşı değil. Ama hocam o aslında müthiş. Yani 51 53 puan, 20 maçta 53 puan hocam inanılır gibi değil. Yani çok çok zor. Çok çok zor hocam. Normalde 20 maçta 40 puan hani 40-50 puan arasında ben kabulüm dersiniz. İşte böyle bir şey yaptı İsmail Kartal. Şimdi İsmail Kartal'ın bir özelliğinde hepimiz es geçiyoruz, unutuyoruz. Ben tekrar hatırlatayım. 10 yıl Fenerbahçe'de top koşturmuş. Yani camiayı biliyor, takımı biliyor, kokuyu biliyor, havayı biliyor. Fenerbahçe'ye dair her şeyi biliyor. Jesus bilmiyordu bunu. Jesus ilk derbi maçında afallamıştı mesela. Hatırlayın. Çünkü bilmiyordu ki. Ama İsmail Kartal biliyor. Şimdi Mert Hakan Fenerbahçe'de fazla, fazla forma şansı bulamayan Mert Hakan Yandaş'a Emre Belezoğlu yönetimindeki Ankara gücü talip oldu. Şimdi geleceği çok tartışılıyor. Ee, ve ben hangi cümleyi kurarsam kurayım bazı arkadaşlara anlatmak imkansız. Sezon sonunda kontratı bitecek 29 yaşındaki oyuncunun. Ve Herkes gitmesi temennisinde bulunuyor. Bu sef, bu sezon 13 kez forma giyip 3 asist yapıyor Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş. Aslına bakarsanız istatistiksel olarak Gerçekten Süper bir istatistik Harbi söylüyorum o 13 maçın da Tabii dakika olayı var bir de Ben şunu söyleyeyim Mert Hakan'a Ankara gücünü talip olduğunu zaten ilk söyleyen benim Arkadaşlar 13 maç 498 dakika yani 6 maça çıksa 540 dakika yapıyor. 6 maç gibi bir yerde. Tabii elemelerde 2 asist yapmış. Vallahi bana soracak olursanız Mert Hakan yanında şey gibi. Hani böyle halı saha maçına gidecek olursun. Son 1 saat kalır. Kılıbık bir arkadaşın der ki ya ben bir şey oldu işte kaynanamın görümcesinin eltisi öldü. O yüzden ben maça gelemiyorum der. Bir saat kala adam arayışına girersin. Kadron çok iyidir. Ulan dersin idareten biri gelsin. Şu anda Mert Hakan yandaş taraftarın gözünde bu. Bu konumda. Şimdi ben şu tarafta arayayım. Son senesi sözleşme almak için oynayacak. Hocam sen de Mert Hakan'ı çok övmeye başladın. İşte Ali Koç'tan falan para mı aldın? Şöyle böyle. Keşke Ali Koç'tan para alsam. Vallahi arabayı taze ederim. Nissan Qashqai'nin biraz daha üst versiyonunu alırım. Keşke verseler. Sevgili Ali Koç Başkanım eğer İsmail ee... Mert Hakan yandaşı falan övmemi istiyorsanız lütfen bana para gönderin. Ben de seve seve överim. Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum. 14 yabancı hakkınız var. 1. Bu sezon itibariyle 8'ini sahaya sürüp 3 tane Türk oynatabilirsiniz. 2. Yani 3 tane Türk'ün oynayacak. Yedeklerde de minimum yani minimum yedeklerde de minimum 5 tane Türk'ün olacak. Hani 8 yabancı 6 yabancı da yedeklerde diyelim. En az 5 tane de Türk'ün olacak. Ancak önümüzdeki sene belki 11 tanesi yabancı olacak. En az 10 tane Türk'ün yedeklerde olması gerekiyor. En az 10 tane Türk futbolcunun. Bunu iyi seçin. Ben Mert Hakan iyidir, kötüdür, şudur, budur demiyorum. Ha bendeki duyumlara göre Ankara gücüne falan gitmiyor. Bendeki duyumlar da bu şekilde. Onu da söyleyeyim. İsmail Kartal git derse giderim diyor. İsmail Kartal da şimdilik göndermiyor. Dün sosyal medyayı ne çalkalamıştı? Beşiktaş, Abubakar, Fenerbahçe, Crespo takası. Beşiktaş, Abubakar için takas haberlerine ilgili bir açıklama yaptı arkadaşlar. Şu şekilde. Sosyal medya mecralarında futbolcumuz Vincent Abubakar'ın takas edileceği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Abubakar kulübümüzün oyuncusu olup şu anda Kamerun milli takımının kampındadır. Tedavisi devam etmekte olan futbolcumuzun bir an önce sağlığına kavuşup takımıyla birlikte olmasını diliyoruz demiş. Arkadaşlar ben bunu sordum, soruşturdum. Hakikaten de sakatlığı sürüyor ve bu yüzden de e, milli takımın kadrosuna da alınmamış. Hatırlayın, Miguel Crespo ile takas edileceği iddiaları ortaya atılmıştı. Şimdi, biz çok kolay adam satmaya başladık taraftar olarak. Çok kolay adam silmeye başladık. Bunu Mert Hakan üzerinde, başka üzerinde söylemiyorum. Abu Bakar Crespo olayı çıktı. Ben gereken açıklamayı yaptım. Bunu yalanladım. Bana ulaşan bir duyumum yok ama duyumcu arkadaşlar veriyorsa bir şey diyemem. Benim duyumum değil dedim. Beşiktaş benim duyumumu doğruladı. Ben üyelere başka bir duyum verdim. Onu da şimdi açıklayayım. Ben üyelere şunu söyledim arkadaşlar bu haber benim duyumum değil. Bendeki duyumlara göre bu bakarla alakamız yok. Olursa Salih Uçan onun dışında yok. Ancak dedim. Bazen şöyle oluyor mesela Abubakar'ın menajeri mesela taşta devam etmek istiyor. İyi de para veriyorlar yıllık. Ulan diyor bizi bir kıymete bindirse biri. Hani birilerine haber yaptırsak da bizi bir kıymete bindirse. Deseler ki aman ha Fenere verirsiniz şampiyonluğu verirsiniz. Şimdi mesela düşünsenize. Crespo <laughs> Galatasaray'a beri çıksa. Crespo'yu Galatasaray'a Fenerbahçe bonservissiz veriyor. Ya da Kerem Demirbay'a karşılık Crespo'yu veriyor diye. Bu arada geleceksiniz Kerem Demirbay da yabancı sayılacak ha. Onu da hatırlatayım. Şimdi ne yapar? Crespo kıymete biner. Aynen de benzer durumu da Abu Bakar'da yaptılar. Bunu çıkaranların da niyeti belliydi. Ben şunu söyleyeyim. Kur'un iş tam manasıyla altı değil. Ama Crespo'ya 5, 6, 3, 4, 5 teklif gelirse tabii ki satılabilir. Ve Olympiakos'un ben ciddi bir teklif hazırlığında olduğunu hem duyumunu verdim. Hem tekrardan da istihbaratını aldım. Bilginiz olsun. Yani sürpriz bir anda sürpriz bir teklif gelirse şaşırmayın. Ha şunu söyleyeyim. Kulübün birinin Crespo'ya 6,5 milyon euro teklif edeceği duyumu vardı. Zayıf duyum. Ben onu bekliyorum. İnşallah bu zayıf duyum gerçekleşir. Fenerbahçe'den Galatasaray'ın gözde ismine kanca. İkar değil mi alıyor Fenerbahçe? Şimdi Fenerbahçe transfere hızlı bir giriş yaptı. Uzun zaman zaman zaman, zaman ne kadar unutmuşum düşünün yani. Uzun zaman bile demeyi unutmuşum. Uzun zaman sonra Fenerbahçe mükemmel bir giriş yaptı. Eksik bölgeler tık tık. Hatta var ya yani ayarlasam böyle olmaz. Stoperinin sakatlanacağını, ön libero'nun sakatlanacağını nereden biliyordun? Kurunic ön libero oynayabilir. 6-8-10 oynayabilir. Bonucci stoper oynayabilir. Beka dönüyor arkadaşlar. Beka konusunda çok fazla soru geldi. Samsun maçında ben yedeklerde olmasını bekliyorum. Bilginiz olsun. Samsun maçında Bonucci oster ikilisinin oynayacağını artık söyleyebilirim. Normalde Bonucci-Bekao şeklindeydi ama Bekao'ya adım adım gidiyoruz. Yavaş yavaş gidiyoruz. Acelemiz yok. Hani Başakşehir maçında belki ilk 11'de sahaya sürebiliriz. Ama Samsun Spor maçında risk etmenin lüzumu yok. Sahamızdayız. Hani avantaj bizde. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bekao konusunda bir düzeltme yapmış olayım. Unutmadan da söyleyeyim. Bu arada Bonucci'yi beğendiniz mi? Nasıl? Beklentinizi karşıladım. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe taraftarı ön yargılıdır. İlk maçta ne yaptıysa bundan sonra öyle gelecek zanneder. İlk maçı beğenildi bundan sonra öyle zannedilir. Ya futbolcu hata da yapar, futbolcu yanlış da yapar. Anlatabiliyor muyum? Bunu zamana bırakmak lazım. Transfer hızlı girdi Fenerbahçe. Yönetim transferde İsmail Kartal'ın raporu doğrultusunda ilerliyor. Fred'in yanına box to box bir futbolcu almak isteyen Sarla Hacıbertler Galatasaray'ın gündemdeki Albert Groenbeck'i radarını aldı. Mihaz da yollarını ayırmayı planlayan yönetim bu bölgeyi genç ve dinamik bir isimle güçlendirmek istiyor. Bu arada Zeiss gitmiyorum diyor. Evet yanlış duymadınız Zeiss bir yere gitmiyorum diyor arkadaşlar. Miha Zeiss, gitmiyorum diyor. Ben size demiştim değil mi büyük bir kazık diye. Altına büyük bir kazık. Resmi hamle gelebilir diyor. Yakın zamanda Bodo Glimt'in kapısını çalabilir. 22 yaşındaki oyuncu 12 maça çıktı. 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. Şimdi ben normalde bu haberleri verirken çok fazla incelemem. Önünüze sunarım arkadaşlar. Ondan sonra biraz bakarım ama bu arkadaşa biraz baktım. Şimdi hadi birlikte beyin fırtınası yapalım. Mustafa Hoca, Ahmet, Mehmet, o bu şu hepsini geçtik. Attık kenara. Duyum muyum yok. Kafadan bulacağız. Oyuncu 22 yaşında. 23 Mayıs doğumlu. Çok güzel. Merkez orta saha. Yani 8 numara. 10 milyon euro piyasa değeri var. Sözleşme bitiş tarihi 31 Aralık 2027. Şimdi kafadan Norveç takımı çocuk genç transfer market değeri 10 milyon euro. Sözleşme süresi uzun. Kafadan 12 milyon euroyu ben yazdım şu anda. Şu anda 12 milyon euroyu yazdım. Bir de merkez orta saha oyuncusu. Hani sanırsa Fenerbahçe'de hiç merkez orta saha oyuncusu yok. O da ayrı bir mesele. İki takımı konferans ligi playoff turunda Ajax'da oynayacak. Yani Bodo Glimt Ajax'da oynayacak. Bu ne demek? Yani takım kadrosu biraz daha güçlü tutmak lazım ki. Vesaire demek. Oyuncu merkez ortası. Bir şey söyleyeceğim. Fenerbahçe'de şu anda merkez ortası. Kim oynayabilir? Bak gidip gitmeyenleri çıktım dışarı. Hepsi bir halde söylüyorum. Fenerbahçe'de şu anda kim oynayabilir? Fred, Krunic, hatta Crespo. Zorlasan İsmail. Mert Hakan yandaş. Gitmedi hala Zayt. Şimanski. Geçen gördük. Şimanski Fred'i merkeze çekti. B planı yok İsmail Kartal'ın diyenlere inat. 4-4-2'ye döndü. Şimanski Fred orta sahası izledik biz. Çok da sırıtmadı açıkçası. Yastana takımlara karşı. Neyse. Demek istediğimi anladınız inşallah. Yok hocam çok anlamadım. Palavra oğlum neyin anlamadın? Neremizi alacağız? Ya ha bedava olur. Sözleşmesi boşa çıkmış olur. Cekoy koy bağlantılarını kullanırsın. Fenerbahçe'yi övüp getirirsin. O ayrı mesele ama bu haber ısmarlama palavra bir haber. Duyuma gerek yok yani. Fenerbahçe'den Martial'e ye yeni teklif. Kış transfer döneminde Bonucci ve içi kadrosuna dahil etti. Sırada dünyaca ünlü bir yıldız bulunuyor. Arkadaşlar haberi hiç okumadan bir cümle kuracağım. O cümleyi kurdum muydu, Zaten kilit burada. Batshuayi'yi göndermeden isterse dünyanın en kral futbolcusu olsun. Ben bedava geliyorum desin. Konservis falan imza parası bile istemiyorum desin. Alamayız. Bakın Premier Lig'de Manchester United'de kadro dışı bırakılan yıldız oyuncu Anthony Martial'e hocası da tüm kapıları kapattı diyor. Kadro dışı kaldıysa eğer o iş değişik işte. Şimdi Martial eğer kadro dışı kaldıysa şimdi kadro dışı çok değişik bir olaydır arkadaşlar bilginiz olsun. Kadro dışı çok değişik bir olay. Ben artık seni istemiyorum. Seni düşünmüyorum. Ne yapıyorsan yap. Nereye gidiyorsan git demek. Kadro dışı demek hani ben ben senden o demek. Yani eğer futbolcu kadro dışı kaldıysa Fenerbahçe'de dahil birçok talip talipleri var. Kulüpten de ayrılmak istemiş. Zaten istemiyorsa futbolcuda o zaman bir sıkıntı vardır. O zaman söğüşçüdür. Yakın zamanda kulüpten ayrılmak istediğini belirtmiş. Yeni bir teklif olabilir diyor. 28 yaşındaki futbolcu ilgimizi var. 19 maça çıkmış. 2 gol 2 asist. Şimdi burada çok bilmiş. Her bu he, he, her her şeyden anlayan arkadaş kitlemiz var. Biliyorsunuz bu arkadaş kitlemiz her şeyden gerçekten anlar. Yani mesela ben bu arkadaşlara bir öneride bulunacağım arkadaşlar. Beşiktaş ALG Spor forması giyen Patricia Seteko'nun cinsiyetinin araştırılması için TFF'ye başvurmuş. Cinsiyeti ne? hani her şey bildiğiniz için bunu da bilirsiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlar Martial ismi iyi bir isimdir. Arabanın modelini yükseltmektir. Hani 2016 2013 modelden 2019 modele yükseltmektir. Ee, eğer bak 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30, 40'a satarsan Martial bedava alındı sayılacak bir olaydır. Bilginiz olsun. Keşke alabilsek. Bakın Joker oyuncu çok önemli. Kurun için özelliğini söyleyeyim size. 6, 8, 10, sağ kanat, sol kanat, forvet arkası oynayabilir. 7 mevki. Alınmadan önce herkes ön libero biliyor. Herkes ön libero biliyor. Ön libero değil kurun için. Bak 7 mevki. Lincoln Henrique. Sol kanat, sağ kanat, 10 numara, 8 numara, sol bek. 5 mevki. Ferdi Kadıoğlu. Kale hariç her yer. 10 mevki. Bu tip bir oyuncu Fenerbahçe için elzem. Bugün Tadiç eleştiriliyor. Tadiç'in yedeği kim? Joshua King. Ben Joshua King'i en fazla eleştirenlerden birisiyim. Joshua King ile falan olmaz. Fenerbahçe kalitesi tabii ki ve tabii ki ve tabii ki Tadiç kalitesidir. Ancak ancak Tadiç'in yedeği de Joshua King olmamalı. Ya Antonio Martial al. Bak şu ayı sat gitsin. Bak. Jeko Martial. Üçüncü Türk var. Yani Umut Nair gideceği için bir şey demiyorum. Onun da hala açıklanması da ayrı bir ironi. Ee, bak 3 tane forvetim var. Umut Nair gitse bile ben şunu da söyleyeyim. Ben İsmail Kartal'a sadece şu konuda kızıyorum. Thiago çukur. İsmail hocam tam senin oyuncun. Neden sen bu oyuncuyu değerlendirmiyorsun? Tam senin oyuncun. İyi de şampiyonluk yolunda e, çöpe atılacak bir sezonda değiliz. Ve ikinci yarı daha zorlu maçlar başlıyor. Yani öyle 5-0 geçeyim futbolcu oynatayım desem bile Thiago Chukra yer gelmez. Yani yer bulamaz. 5-0 öne geçin ikinci yarı. Allah aşkına. Fred'i çıkartacaksın. Kurun'u çalacaksın. İsmail'i çıkarıp Crespo olacaksın. Misal veriyorum. Martial'i becerirsen Tadit çıkarıp Martial alacaksın. Yani şeye bak. Lükse bak. İrfan çıkarıp Cengiz alacaksın. Kaldı ki biri diğerini hiç aratmıyor. O yüzden bu sene Thiago Chukra'nın senesi değil diyorlar bence böyle böyle oyuncu da hem oyuncuyu hem oyuncu kaybederiz. Şimdi bir forvet bir orta saha diyorlar. Biri süperstar biri aday yani forvet olan Martial. Orta saha olan Albert Groenbeck. Ben Groenbeck'i kesinlikle yalanlıyorum. Fenerbahçe orta saha transferini bitirdi diyorum. Benim duyumlarım bu şekilde. Duyumuna güvenen benim duyumum daha doğru diyen varsa buyursun. Onu da dinleyelim. Ama benim duyumlarıma göre bu şekilde arkadaşlar. Hakkımızda hayırlısı olsun ama Fenerbahçe yakın bir zamanda asıl bombayı patlatacak gibi geliyor bana. O da nerede stoper mevkisinden yıldız yetenekli bir Türk arkadaşı. Hakkımızda hayırlısı olsun. Hepinize iyi akşamlar, iyi günler diliyorum. Ya i̇yi akşamları. Daha gününüzün Saat altı buçuk gibi bir video daha göndermeyi planlıyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. beğenilerinize bırakıyorum videoyu.